Hande Erçel'le devam edelim. 9 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Kerem Bürsin'le yeniden bir araya geldi ve ilişkilerine bir şans daha verdikleri iddia ediliyordu. Hande Erçel bu iddiaya cevap verdi. Vermesinin ardından bir aşk iddiası çıktı. Ona da cevap verdi. İzleyelim. <laughs> Bekleyiz. Hande Erçel bir yapım şirketi çıkışı görüntülendi. Muhabirler Erçel'e sizi burada hep Kerem Bülsin'le görüntülerdik. Hatırladınız mı diye sordu. Verdiği cevaba lütfen dikkat. dikkat Kerem Bülsin'le görüntülerdik. Aklınıza geldi. Biz hatırladık. <gülüyor> <gülüyor> Hande Erçel Bülsin için onunla beni burada görüntülediğinizi tabii ki hatırlıyorum. O benim eski partnerim, rol arkadaşım dedi. Ancak eski sevgilim diye açıklamada bulunmadı. Erçel'in eski sevgilisi Kerem Bülsin'le yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. İkilinin bir kahvecide buluştu iddiası işte bu fotoğrafta dilden dile yayılmıştı. Kerem Bey enişteniz silmiş ee, Yasemin evet. Özilhan'da sizi evet. silmiş sosyal medyadan çok buna bir anlam, anlam veremedik. Hani sizin bir yorumunuz var mı? Sebebi nedir? Çıkan ben aşk haberleri mi? midir? İzmir, çok <laughs> güzel. Hande konuşsun bütün gün ona bakabilirim. Evet. Çok o kadar güzel, güzel bir çok... kız Hande evet, Erçel. Evet. Beğenir misin Hande Erçel'i? Şöyle e, yani tabii ki bambaşka bir şey. Benim için Hani o dört yapraklı yoncanın yeri ayrıdır. Tabii. Ya çıkmıyor mu çıkmıyor. Türkan Hanım? Çıkmıyor. Ya bir görsek Türkan Hanım'ı ya. E, çeşitli festivallere katılıyor. En son Mardin'deydi. Yani bir yerde daha... Türkan Şoray'ın yeri tabii ki doldurulmaz. Kimsenin haddi değil ama o havada gördüğün Sözleri bir falan değil mi? E, kız bu evet. Hande Erçel. Evet. O, o tatlılıkta görüyorum yani. O havada gördüğüm birkaç tane böyle e, şey var. İsim var mı? E, i̇sim var. Hı. Ya yeni nesil. Kimi beğeniyorsun? Yeni Hepsini nesil beğeniyorum. Çünkü Biliyor musun? aynı zamanda çok iyi bir izleyicisin. Yani çok. o kadar bir kere güzeller, e, iyi bakıyorlar kendilerine. Bir de bizim dönemlerimizdeki kadar stresli değiller. Daha. Hı rahat rahatlar, rahatlar. ama bir stresleri şu yönde sizin dönemde bu kadar çok rakip çıkmazdı şimdi uu yani bir çıkmasıyla arkasına 10 kişi ama geliyor Ama platformlarda iş alanı da az. Bizde 3 tane televizyonu kapmak için tekme tokat yarışıyorduk. 3 tane kanal vardı. Hı. Şimdi dijital platformlar o artık ekmek o kadar yerden fazla ki keşke Şimdi ben hep ağlarım bak. Şu genç olaydım da TV8'in size gençlik dönemimde yetişeydim. Hmm. Şu genç kanalda genç genç bir şey yapaydım. Şu halinde genç. E, yine Hayır canım iyi. yani. Şimdi artık televizyonlardan uzaklaştık biliyorsunuz. Hani ileride bir gün olursa. Çok ayak oyunları döndü mü o yıllarda Aydın? Diyorsun ya. Dönmedi. Haksızlıklara yani uğradın mı? Uğradık. E herkes uğramadım hmm. diyen ama e, çok çok zorlanmadım ben. Hmm. Arkamda kimse olmamasına rağmen Evet bu kadar yol alabilmek kolay mı? Tek başına evet. aldım. Şimdiki gibi değil daha rahattık. Hmm. Hiç unutamadığın bir ayak oyunu var mı? İsmini gizlesen olur olayı anlat. Tabii. Yani Olayı ucundan anlat. bile anlatamam. Her şey ortaya çıkar. Ben bak bunlar böyle şeyler söylendiği zaman konu oluyor ama hani gerçekten ben öncekiler arkamda kalırlarsa Hı. bir arkadaşıma vasiyet ettim Hı. o insanlar gelmesin abi. Kaç kişi? 3-4 tane. Hani sahtekarlık yapıp gelip de Ay, çok, mezarıma gelmesinler Aa, Ne gelsinler ne de ayrıca öyle Instagram'dan filan ay çok üzgünüm bıraksınlar bu ayakları. Hmm. Hiçbir şey yazmadan sessiz sedasız gitti desinler sussunlar ya. Yani. Aydın onlar hala şu an sahnede ekranda ya da bir yerlerdeler mi? E, tabii ki yani ekmeğinle oyna, o göz göre göre oynayan insanlar var var. Tabii ki. Allah korusun sana bir şey olsa sadece gitti mi derler, iyi ki gitti mi derler. Yani ağlamak o kadarını bilmiyorum artık çok vicdansız değillerdi de. de hani... ha Şöyle yapıyorlar. Zamanında yapıyor yapıyor Ertuğrul şeyi. Bakın. Sonra beraber çekilmiş bir karesini buluyor. 10 yıl öncesinden Öyle de güzeldi ki aramızdan su sızmazdı. Altına da bir ünlü şairden bir iki dize. öyle bir şey ha? yok. Onu bile istemiyorum diyorlar. Ya yapar onlar yapar. Ya ya. Yapmasınlar ne yapacaklar ben yapmam şahsen. Şimdi bir çok güvendiğin birine bir şey verdin. Bir kağıt mı verdin isimler mi yazıyor onda ya da verecek misin? Bu isimler ne olursa olsun cenazeme gelmesin diyorsun. Söyledim bayağı. Sözlü. Evet. Gelirse de dedi, dedim çıkarın usul 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 gidin dedim yanına. Aynen böyle dedim. Gidin Hı. ya burada olmanı hiç istemiyordu deyin dedim. Allah aşkına deyin. Ama sessiz orada olay olmasın Hı. dedim. Ne canım belki benden önce giderler. Bilmiyoruz ki kim önce Hı. kim. Tabii. Ben bir kişiyi tahmin ettim. Bak bir kişiyi tahmin ettim. Bir kişiyi de reji tahmin etti. Etti iki kişi. Bir kişi de sen de o. <laughs> bir kişi ben ikimiz muhtemelen aynı evet. kişiyi tahmin ettik. Evet. Yani öyle olunca ya muhtemelen onlar da aynı şeyi benim için düşünüyordur. Ben de zaten onlar ben önce gider hiç üzgünüm diye de yazmam yani. Allah hepinizi uzun ömür versin. Ama oluyor oluyor yani Tabii. çok ağır ekmekle oynayanlar yani var. şöyle bak. mi dediler Aydın hmm. o varsa ben hayatta orada çıkmam onu kovun ben ancak öyle gelirim böyle böyle mi yaptı aynen bunu yaşadılar böyle aldılar ne yaptılar ettiler evirdiler çevirdiler öyle yaptılar koydular sepetlediler bak farkında olmadan ekmeğinden oynayanları olabilir. Farkında hmm. olmadan mesela ben Göya biri benim adıma zamanında rahmetli Kerim Tekine Evet. demiş ki hatta biz aynı şirketteydik. Hmm. Alt grubumuzda çıkacakmış. Ben istemiyorum dedim. Halbuki haberim yok. Rahmetli gelmişti. Aa bizi niye istemiyor? Vallahi haberim yok dedim. Hmm. Gerçekten de yoktu. Hani bu farkında olmadan başkası senin adına kararlar veriyor ya, hiç sen e, farkında değilsin böyle bir şeyden. Evet. Bir böyle de bunları değil. kastetmiyorum. Benimki göz göre göre... Ya var arkadaşlar, bilmiyor muyuz? Çevremizde de Hayır, var, var. Monitöre baktığımızda gerçekten seni çok özlediğimizi fark ettik. Allah ne güzel, ne güzel olsun. program yapıyordun Vallahi Özlem Yıldız'la evet, ya. beraber. Programın da çok güzeldi. Ara evet. ara Özlem'le bir araya geliyorsunuz. Hiç Bu yaz konuş, geldik. Konuşuyor musunuz böyle eski günlere Ya konuşuyoruz tabii. Diyoruz ki ne güzeldi, keşke çok, diyoruz. Çok. O günlerde olsa da bir program yapsak. Evet diyorum. ya, aynen. hani e, olur mu biter mi bilmiyorum. Tabii şimdi e, yüzler de değişti ama öyle bir imkan olursa yaparız yani. Evet, özellikle çok yüksek oranda bir kadın izleyicim vardı. Ya hala. Hala var. Şeyde, hala medyayla devam evet, ediyor. Yani sahnelerde e, dolu dolu dolu. Evet. Peki reklamlara Alo. gidiyoruz. Arada Şelale Hanım'ı bir tekrar dene bakayım. Tamam. Belki çıkar. Şelale Hanım, hastasıyız. <gülüyor> <gülüyor> Reklamlar.